Standart tanımlardan bahsedelim. Anma değer, motorun nominal çalışma koşulları için verilen ve etiketinde belirtilen elektriksel ve mekaniksel değerlerdir. Giriş gücü, motorun şebekeden çektiği güçtür. Anma gücü, çıkış gücü, anma gerilimi frekansında tam yükte çalışan motorun milinden alınan mekanik güçtür. Moment, örneğin bir vinçte kullanacak olan motorun seçiminde makine tasarımcılarının vermiş olduğu değer, motorun vermesi gereken moment değeri olacaktır. Fizik derslerinden hatırlarsanız moment kuvveti döndürme etkisine denmekteydi. Moment kuvvet çarpı kuvvet kolu. Burada momentten kastımız motorun milindeki çevirebileceği yük miktarıdır. Ve şöyle söylemek gerekirse moment tamamen motorun milinde çevireceği gün konstrüksiyonuyla ve onun mekanik olarak değerleriyle, büyükleriyle alakalıdır. Ama momenti motor milinin çevireceği yük olarak, yük kuvveti olarak bilmenizde fayda var. Şimdi momentle ilgili iki tane formülden bahsedeceğim. Momentle motor gücü birbirine dönüştürülebilir. Yani momenti verilen bir yükün uygulanması gereken motor gücü, kullanılması gereken motor gücü bulunabilir ya da verilen bir motor gücünün çıkışta size ne kadar moment vereceğini hesaplayabiliriz. Şimdi PA. Çocuklar motor etiketlerinde verilen güç alınan güçtür. Yani motor milindeki elde ettiğimiz güçtür. Bu motora verilen güç elektriksel olarak statorun şebekeden çektiği güç verilen güçtür. Bu güçle alınan güç arasındaki fark motorun bize kayıplarını verir. Yani motorun milinden biz bir güç alırız. Bu motor içerisinde çeşitli kayıplar oluşur. Biraz sonra göreceğiz demir, bakır, sürtünme kayıpları gibi. Bu aldığımız gücün üstüne siz bu kayıpları eklersiniz. Bu motorun şebekeden çekmiş olduğu gücü bulursunuz. Yani her zaman için motor etiketinde verilen güç değeri motor milinden alınan mekanik güçtür. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra motor milinden alınan güç, burada kilovat olarak söylüyoruz, eşittir moment, motor milinin momenti çarpı rotor devri bölü 975. Yani NR burada rotor devri, devir bölü dakika. Aşağıdaki ise bir sabit 975. Buradaki moment kilogram metre cinsi. Şimdi bir de Newton metre cinsinden moment verildiğinde mil gücü nasıl hesaplanır ona bakalım. Motor milindeki güç eşittir motor milinin momenti çarpı 2 pi çarpı rotor devri bölü 60'tır. Burada motor milinden alınan güç watt'tır. Yine NR her zaman olduğu gibi devir bölü dakika cinsinden rotor devridir. MD motor milinden alınan Newton metre birimindeki momenttir. Ve daha çok biz Avrupa standartlarında Newton metreyi kullanırız. Asenkron motorların kalkış momenti rotor çubuklarının veya eğer rotor sargılarsa rotor sargılarının direncine bağlıdır. Dirençleri büyük rotorlu motorların kalkış momentleri büyük, kalkış akımları küçüktür. Dirençleri küçük rotora sahip olan motorlarda ise kalkış momenti küçük, kalkış akımı büyüktür. Bazı tanımlardan bahsedeceğim burada. Kalkış momenti MA, duran bir motoru harekete geçirmek için gerekli olan moment. Devrilme momenti MK, motor milinden alınabilecek en büyük moment. Anma momenti MN, motorun anma yükünde rotor milinden alınan moment. Devrilme momenti anma momentinin en az 1.6 katı büyüklüğünde olmalıdır. Biraz sonra bu grafiği daha detaylı inceleyeceğiz. Normal çubuklu yani A şeklindeki rotorlu asenkron motorların kalkış akımları derin çubuklu BC resimlerindeki rotorlu asenkron motorlara göre daha büyüktür. Az önce açıkladığım gibi BC resimlerindeki gibi rotor çubuklarına sahip olan motorların rotor endüktansları, rotor dirençleri daha yüksektir. Ve bu nedenden dolayı rotor dirençlerinin yüksek olması, endüktanslarının yüksek olmasından dolayı rotor akımları çok yüksek değildir. Bu nedenle bu tip motorların kalkış akımı 6 misli değil de 4.5 misli gibi değerlerde seyreder. Ama daha yüzeye yakın, yüzeyde olan rotor çubuklarında ise rotor dirençleri düşüktür. Rotor direnci düşük olduğu için de kalkış akımları yüksek olur. Direncin kalkış akımına etkisini biraz önce anlatmış olduğum rotoru sargılı asenkron motorlar kısmından tekrar hatırlayın. Bu grafiği şimdi biraz daha detaylı inceleyelim. Burada Y ekseninde yüzde cinsinden moment ve X ekseninde yüzde cinsinden devir sayısı verilmiş. Burası da moment, burası yüzde devir. Kalkış momenti olarak bu sıfır devirdeki yani motor duruyorken harekete geçtiği esnadaki moment olarak bahsediyoruz. Devrilme momenti yaklaşık devrin yüzdelerinde olan moment ve anma momenti ise motor normal devrine ulaştığı andaki moment. Şimdi burada şöyle bir şey aklınıza gelebilir. İyi de burası niye %100'de değil, %100'den daha aşağıda
ne olarak söyleyelim bunu? %98'lerde falan. Bunun nedeni hatırlayacak olursanız rotor devre bir zaman senkron devre eşit olmuyordu. Yani iki kutuplu 3000 devir bölü dakikalık senkron devre sahip bir asenkron motoru 1700'lerdeydi rotor devri ya da 1500 devir bölü dakikalık senkron devre sahip 4 kutuplu bir motorda ise rotor devirleri 1400 küsürlerde seyrediyordu. O nedenden dolayı devir sayısı %100'de değildir amma momenti. Rotor devri neyse amma momenti de, etiketindeki rotor devri neyse amma momenti de orada gerçekleşir. Biraz daha detayına inelim. Şekildeki moment eğrisini inceleyecek olursak motorumuz anma momentinin 1,5 misliyle harekete başlayacak. Motor devri anma devrine geldiğinde ise motor anma momentinde çalışmasına devam edecektir. Yani %100'lük, örneğin 100 Nm'lik bir motorumuz olsun. 150 enerjiyi ilk verdiğinizde siz bu motor 150 Nm bir moment üretecek ve rotor harekete başlayacaktır. Anma devrine geldiğinde ise anma momenti olan örneğin 100 Nm'de motor çalışmasını sürdürecektir. Motor mil yükü arttığında motor devri düşecek ve moment artacaktır. Mil yükü arttırılmaya devam ettikçe devir düşmeye ve moment artmaya devam edecektir. Moment 2 misline yani devrilme momenti geldiğinde moment değerine yükseldiğinde ise artık motor milinden maksimum moment alınıyordu. Ve bu noktadan sonra mil yükü arttırılacak olursa motor mili duracak ve hareket etmeyecektir. Ne demek istiyoruz? Motorumuza anma momentinin üstünde bir yük yükledik. Bu sefer ne oldu? Motor devri düştü. Farenin hareketlerine dikkat edin. Takip etmeye çalışın. Motor devri düştü ama moment arttı. Motor devri düştü, moment arttı. Motor devri düştü, moment arttı. Artık yaklaşık her motor için değişmekle birlikte bu grafik için açıklayacak olursak yaklaşık devrin %72'lerine falan geldi ve moment de %200'de yani 100 Nm için söyleyecek olursak 100 Nm standardına sahip olan bir motor 200 Nm kadar moment üretmeyi başardı. Yalnız aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İyi de bu motor 200 Nm'lik moment üretiyorsa biz bu motoru niye 100 Nm'de kullanıyoruz? Burada gözünüzden kaçırmaması gereken şey motor devri düşüp moment arttıkça motor akımı anma akım değerinin üstüne çıkar. Yani aslında ben motorun mil momentini, mil yükünü arttırdığımda motor şebekeden çekmesi gereken akımın daha üstünde akımlar çekecektir. Örneğin moment %200'lere çıktı ama anma akımı da belki 100 amperse 200 amperlere çıktı. Yani motorun anma momentinin üstünde çalıştırılması motorun yanması anlamına gelir ama bunu moment değerini açıklayabilmek için bu şekilde izah ediyorum. Ve devrilme momenti de anlık olarak bize lazım olan anlık olarak motorun geçici rejimlerinde kullandığımız bir durumdu. Evet devir düştü. Moment 2 misline kadar geldi. %200'lere kadar çıktı. Bu noktadan sonra artık milindeki yükü siz arttırdığınız takdirde motor mili denip kalacak. Motor mili duracaktır. Milindeki yükü hareket ettiremeyecektir. Ne oldu? Moment yükü arttırdık. Moment arttı. Akım arttı. Yükü arttırdık. Moment arttı. Akım arttı. Yükü arttırdık. Moment arttı. Akım arttı. Ama moment %200'e geldiğinde artık motor mili durur ve hareket etmez. Bu durumu matkap motorlarında görmek mümkündür. Matkap parçaya bastırıldıkça devri düşecek ve ucu parçaya sıkıştığında ise mil duracak ve motor manyetik inleme sesi gelecektir. Eğer özellikle kolon matkapları kullanıyorsanız orada bir sacı delerken çıkışına yakın çapaklar matkap ucunu kilitler. Ne oldu? Bastırdık, delmeye başladık. Devir düştü. Belli bir noktaya kadar devir düştü ve belli bir noktada örneğin kolon matkabın mili durur. Artık burası devrilme momentidir. Bundan sonra daha fazla motor moment üretemez. Tabi her bastırdığımızda yük artmasıyla birlikte motorun da akımı artacağından dolayı ısınma devam eder. Eğer siz bir motoru devrilme momentine kadar zorlarsanız ve motor mili durursa eğer sizin motor koruma tertibatlarınız devreye girmezse o motoru yakarsınız. Şimdi biraz da kayıplar ve verimden bahsedelim. Elektrik makinelerinde makineden alınan güç makineye verilen güçten her zaman küçüktür. Aradaki fark ise kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. Asenkron motorda oluşan kayıplar şunlardır. Stator kaybı, stator bakır kaybı, stator demir kaybı, rotor bakır kaybı, sedeve çubukları veya rotor sargılarındaki kayıp. Rotor demir kaybı, nominal devirde rotor frekansı küçüktür. Ne demek istiyorum? Hani bir kaymadan bahsetmiştik ya, motor ilk enerji verildiğinde ilk anda statorla rotor arasındaki fark 3000, iki kutup için konuşacak olursak 3000 devir bölü dakikalarda ama daha sonra eğer
rotor dönmeye başlarsa rotor devri 2700'lere kadar çıkıyordu. Rotor devri 2700'e çıktığında artık rotor frekansı 3000 değil, aradaki kayma kadar 300 devir bölü dakikalık bir kayma kadardır. Bu da küçük bir frekansa tekabül eder. Yani 3000'lik bir kesmeyi siz 50 Hz'de oluşturuyorsanız, 50 Hz'de oluşturuyorsanız 300'lük kesmeyi 5 Hz'lerde falan oluşturursunuz. O nedenden dolayı mesela bir 5 Hz'lik bir frekans rotordaki demir kayıpları için küçüktür ama rotor devrini ayarladığımızda ya da başlangıç anında rotorda demir kayıpları da oluşmaktadır. Rotor sürtünme ve ventilasyon kaybı bu asenkron motorlardaki kayıplardır. Rotorda 2 tane kaybım var. Çok olmasına rağmen demir kaybım var. Rotor çubuklarındaki geçen kısa devre akımlarından dolayı ısınma ve bir bakır kaybım var. Statorda bir bakır kaybım var. Çünkü stator sargıları ısınıyor. Statorda bir demir kaybım var. Ve en son ventilasyon ve sürtünme kayıplarım var. Bu ventilasyon ve sürtünme kayıplarım nerede oluşuyor? Rulmanlarda oluşuyor. Nerede oluşuyor? Rotordaki daha önce anlattığım kanatlarda oluşuyor. Nerede oluşuyor? Arka kapaktaki pervane fanında oluşuyor. Eğer bir asenkron motora siz termal kamerayla bakacak olursanız asenkron motorun üst kısımlarının renginin daha kırmızıya yakın olduğunu, alt kısımlarındaki renginin de daha maviye yakın olduğunu, yani soğuk olduğunu görürsünüz. Nedeni şu, statorda ve rotordaki oluşan ısı da statora bir şekilde geçiyor. Oluşan ısının stator gövdesini, tabi ısınan hava yukarıya doğru veya sıcaklık yukarı doğru hareket edeceğinden dolayı motorun gövdesinin üst kısmında toplandığını görürsünüz. Eğer siz elinizdeki termal kamerayı rulmanlara çevirecek olursanız rulmanların kıpkırmızı olduğunu görürsünüz. Çünkü rulmanlarda çok yüksek derecede sürtünme kayıpları oluşmaktadır. Artı bunun haricinde rulmanlar üzerinden geçen takım kaçak akılar vardır. Bu çok teknik detaydır. Konuya şimdi girmeyeceğim. Asenkron motorlar için 3 temel verim sınıfı vardır. EFF1, EFF2, EFF3. EFF1 yüksek verimli motordur. EFF2 düzeltilmiş orta verimli motordur. EFF3 düşük standart verimli motordur. Yüksek verimli motorlar, buradan da anlayacağımız üzere, enerji tasarrufu sağlar. Asenkron motorlarda bu verim sınıfları nedir? Bu verim sınıfları neye göre seçilmelidir? Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ekstra bir ders notu hazırlamayı düşünüyorum. Ama şimdilik bilmemiz gereken bu. Amerikan standartlarında bu FF'ler farklı, Avrupa standartlarında bu FF'ler farklı ve asenkron motorlarda verimi düşünecek olursanız endüstride şu anda kullanılan enerjinin yaklaşık %80'i asenkron motorlarda tüketilmektedir. Eğer siz bir asenkron motorun verimini %1, %2 arttırırsanız düşünün dünya genelinde ne kadar fazla enerji tasarrufu sağlayabileceğini. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyor. Ben yine de anlatayım. Motor şebekeden bir güç çeker ve motor bu çektiği gücü milinden bir hareket enerjisine, kuvvetine çevirir. Yani motor milinden biz bir güç alırız. Ama motorun şebekeden çektiği güç her zaman motorun milinden alınan güçten büyüktür. Peki aradaki fark ne olur? Aradaki fark işte kayıplara gider. Neydi bu kayıplar? Tekrarlayacak olursak stator sargılarındaki bakır kaybı, stator nüvedeki demir kaybı, rotor sürtünme ve ventilasyon kaybı, rotor çubuklarındaki bakır kaybı, rotor nüvedeki demir kaybı. Motor etiketinde verilen güç 1.1 kW, 0.75 kW, 7.5 kW gibi güç motor milinden alınan mekaniki güçtür. Eğer siz motorun şebekeden çekmiş olduğu gücü bulmak istiyorsanız bu gücü, yani etiketindeki mekanik gücü verimle çarpmanız lazım. Peki bu kayıpları diğer makinelerde bakalım neler var. Doğru akım makinelerinde endüktör tüp bakır kaybı, endüvi bakır kaybı, endüvi demir kaybı, sürtünme ve ventilasyon kaybı. Burada fırça ve kolektör mekanizması bu kaybı bir miktar daha arttırmaktadır. Bunlara doğru akım verildiğinden demir kaybı oluşmaz. Trafolarda primer bobin bakır kaybı, sekonder bobin bakır kaybı, nüve demir kaybı. Elektrik makineleri içerisinde dönen aksam olmadığından verimi en yüksek olan makine trafodur. Alınan gücün verilen güce oranına verim denir. Nü harfi ile gösterilir. Yüzde verim formül ile bulunur. Yüzde verim eşittir PA bölü PV çarpı 100. Yine yüzde kaymada olduğu gibi burada verimin 100 birimde ne kadar olduğuna bakılır. Yani motor 3.5 kW olsun, verim %90 sa aslında şudur. Verdiğimiz 100 birim gücün 90 birimi mile aktarılmaktadır. 10 birimi, 100 birimlik gücün 10 birimi motorda kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer bu motor 3 kW sa siz bununla çarparak 3.5 kW'da ne kadarlık bir verimin olduğunu, ne kadarlık bir kaybın olduğunu bulabilirsiniz. Motor etiketinde yazan güç değeri motor milinden alınan güçtür.
Motorun şebekeden çektiği gücü bulabilmek için alınan güç mil gücü verime bölünmelidir. Örneğin etiketinde 30 kW ve %91 verim yazan bir motor şebekeden 30 bölü 0.91 32.9 yaklaşık 33 kW çekmektedir. Motorlara verilen gücün elektriksel formülü ise PV eşittir karekök 3 UI kosinüs pi. Birimi burada var. Yine bir hatırlatalım. 1 kW 1000 watt. Her ne kadar ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde güç birimi kilowatt olsa da Amerika ve bazı diğer ülkelerde güç birimi için beygir gücü kullanılmaktadır. HP veya PS harfleriyle gösterilir. Burada birbirlerine çevrim için şöyle bir katsayı vardır. 1 kW 1.36 beygir gücüdür ya da 1 beygir gücü 0.766 kW. Standart motor güçlerinden bahsedelim. Burada bir kısmını aldım. Tamamı yok ama motorlar standart güçlerde üretilirler. Yani ben kafama göre motor üretemem. Ben 1.5 kW'lık motor ya da 2.2 kW'lık motor üretmek zorundayım. 1.7 kW'lık motor üreteceğim diyemem. Buradaki motorların standartlarının bir kısmı verilmiştir. Standartlarda üretilmesinin bir diğer nedeni de şudur. Bunun için kullanacağımız koruyucu tertibatlarımız var. Termik rölelerimiz, kompaklarımız ya da bunlar için kullanacağımız kontaktörlerimiz var. Eğer motorlar standart değerlerde olmazsa bu üretimlerde de sıkıntı yaşarız. Ben biliyorum ki eğer motorum 15 kW'sa buna 15 kW uygun olan termik röleyi ve 15 kW motor için uygun olan kontaktörü kullanacağım.